10 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta devletin gözetimi ve hatta bizzat organizesiyle gerici, şeriatçı ve faşist bir grup tarafından gerçekleştiren katliam sırasında atılan sloganlar, çarşaf çarşaf ilan edilen, bildirilerle kaleme alınan talepleri hatırlatmakta yarar var. Ne demişlerdi? Yaşasın şeriat, kahrolsun laiklik, cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak. İslam'ın ordusu, kafirlerin korkusu. Peki bugün hangi noktadayız? Demokrasiden, laiklikten, cumhuriyet rejiminden eser kalmamış. Ülke saraydan ve yasa, hukuk tanımayan tek adam tarafından yönetiliyor. Yaşamın her alanı dinselleştirilmeye çalışılıyor. Güçler ayrılığı ve halk iradesi neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış, parlamento işlevini yitirmiş, kendi yazdıkları yasalar ve anayasa ayaklar altına alınmış durumda. Anayasa Mahkemesi ve AYM kararları dikkate bile alınmıyor. Seçilmiş milletvekilleri ve belediye başkanları hapistedir. Eğitim ve eğitim kurumları tümüyle tarikat ve cemaatlerin kontrolüne terk edilmiştir. Gerici, tekçi bir müfredat ve akıldan, bilimden uzak bir eğitim sistemi ile karşı karşıyayız. İfade özgürlüğü, örgütleme özgürlüğü ortadan kaldırılmak istenmekte ve ceberrut devlet anlayışı, baskıyı, şiddeti her geçen gün daha da arttırmaktadır. Cezaevleri, demokrasi, emek, barış ve hakikat mücadelesi verenlerle doldurulmuştur. Binlerce canımız düşüncelerinden dolayı içeride tutsaktır. Muhalefet edenler gözaltı, tutuklama terörüyle karşılaşmakta, uyduruk gerekçelerle hakkında dava açılan ağır cezalarla cezalandırılmaktadırlar. Gezi ve Kovani davaları başta olmak üzere onlarca dava ve en son 1 Mayıs tutukluları buna verilecek en önemli örneklerdendir. Sivas Madımak katliamı bugünkü siyasal iktidarın ve şeriatçı faşist politikalarının önündeki engelleri temizlemeye amaçlayan bir katliamdır. Halkın iradesini tanımayan, her şeyi din ve onun kanunları ile açıklayan bu iktidar ülkeyi derin bir ekonomik krize sürüklemiştir. Katliamlarla yüzleşmekten ve insani ve demokratik taleplerimizi görmezden gelen AKP-MHP koalisyonu seçilmiş belediye başkanları yerine kayyum atayarak sandıklara darbe yapmıştır. Madımak Oteli utanç müzesi yapmamak için direnen AKP-MHP ortaklığı işçilerimizin maden sahalarında daha fazla rant ve kar uğruna katledilmesine göz yumuyor. Dersim, Koçgiri, Zinigedi, Sivas, Maraş, Malatya, Çorum, Gazi, Gezi, Suruç ve 10 Ekim Ankara Garp başta olmak üzere yaşanmış katliamların bütün yönleriyle açığa çıkarılması ve gerçek sorumluların açıklanması talebimize kulağını tıkayan AKP-MHP iktidar bloğu dindar, kindar ve aterkil bir nesil yetiştirmek için özel programlar, projeler hazırlıyor ve yarının katliamcılarını yetiştirecek cemaatler ve tarikatlarla protokoller imzalıyorlar. Kısacası Sivas ile yüzleşmek bilerek ve isteyerek kaçan dünün ve bugünün siyasal iktidarları 2 Temmuz 1993 tarihinden bu yana daha birçok yüzleşmesi gereken katliamın yaşanmasının sonuçlarını olmuştur. Gericilikten ve ırkçılıktan beslenenler halkımızı kutuplaşmaya, ayrımcı politikalarla toplumu bölmeye, haksız ve hukuksuz uygulamalarıyla da ülke içinden çıkılması bir kaosa sürüklemektedir. Değerli kamuoyu, Alevilerin demokratik taleplerine daha çok hak gaspı ile karşılık veren bu iktidar ile karşı karşıyayız. Zorunlu din dersleri kaldırsın talebimize yeni din dersleri ile karşılık verildi. Laik ve bilimsel eğitim talebimize ÇEDES ve benzeri binlerce proje ve protokol ile yanıt verildi. Bilimi ve aklı, toplumsal cinsiyet eşitliğini, eşit yurttaşlığı, doğa ve çevre bilincini, kadın haklarını, çocuk haklarını, barışı ve kardeşliği, sevgiyi ve emeğin kutsallığını esas alan bir eğitim sisteminden yanayız. Tekçi, inkarcı, asimilasyoncu, kutuplaştırıcı, gerici bir eğitim sistemine karşı demokratik ve kurumsal bir eğitim istiyoruz. AKP-MHP iktidarı bu talebimizde Türkiye yüzyılı marif modeli ile karşılık verdi maalesef. Biz Aleviler her yerde ve her fırsatta inancımızı tarif etmeyin, İnancımızı tanıyın. Cem ibadetimiz, cem evleri de ibadethanelerimizdir. Aleviliktir. Alevilik vardır ve haktır. Asimile etmeye çalışmayın dedik.
Onlar Alevi'yi öldürmeyi, Alevileri kendi işlerinde bölüp parçalamayı hedefleyen ve asimilasyon üssü haline gelen Alevi Bektaşi ve Alevi Bektaş Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı kurdular. Bu başkanlığı da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağladılar. Değerli arkadaşlar, 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak katliamının 30+1. Yıl dönümünde katledilen 33 canımızı anmaya, katliamları ve katliamcı zihniyetlerle eklemeye devam edeceğiz. Sivas Madımak davası insanlık davası olarak tarihe geçmiştir. İnsanlık var olduğu sürece bu davada sürecektir. Tabii ki gerçek ve murat ettiğimiz adalet sağlanıncaya dek. O nedenle de zaman aşımı kararını tanımıyoruz, tanımayacağız. Sivas Madımak katliamını ve katledilen 33 canımızı unutturmaları mümkün değildir. Söz verdik, ikrar verdik ve ikrarımıza sonuna kadar bağlı kalacağız. Dost ve müsahip kurumumuz Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu öncülüğünde örgütümüz ve dost Alevi kurumlarının desteğiyle oluşturulan Madımak Katliamı Hafıza Merkezi tarafından hazırlanan dijital kütüphane, sanal müze, web belgeseli, belgesel filmi ve sözlü tarih çalışmaları sayesinde de bu insanlık suçunu tüm dünyaya bir kez daha duyuracağız ve tüm hafızalara kazıyacağız. Değerli basın emekçileri, sizlerin aracılığıyla halkımıza bir kez daha sesleniyoruz. Yaşadığımız onlarca sorun, derin yoksulluk, derin kriz, buna bağlı olarak gelişen umutsuzluk, çaresizlik, işsizlik, açlık, intiharlar, ne kadar olumsuzluk var ise hepsinin ana nedeni olan tekçi, katliamcı, Türk İslam ve erkek egemen sistem ve bu sistemin yürütücüsü siyasal iktidardır. Artarak devam eden kadın cinayetleri bu iktidar anlayışının eseridir. Bu iktidara ve maruz kaldığımız antidemokratik uygulamalara karşı birleşmek zorundayız. Faşist ve şeriatçı bir abluk altında yaşamak istemiyor isek, layık ve demokratik bir cumhuriyet için ortak mücadele etmeliyiz. Bu mücadelenin en büyük buluşma noktasından biri 2 Temmuz'dur. 2 Temmuz'da yine var olan gücümüz ile Sivas Madımak Otel önünde olacağız. Ayrıca Ankara Tan Doğan Meydanı başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında alanlara çıkacağız. Hem turnaların kanadında göğe yükselen 33 canımızı anacağız, hem de bu tekçi, ırkçı, inkarcı iktidara karşı taleplerimizi haykıracağız. Halkımızı emekten, barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden yana olan tüm kurumlarımıza çağrımızı destek vermeye, alanlarda kol kola mücadele etmeye çağırıyoruz. Bir kez daha haykırıyoruz. Gelin canlar, bir olalım, Sivas'ın ışığını söndürmeyelim. Sivas için adalet, herkes için adalet. Sivas'ın ışığı sönmez.